Herkese merhaba. Bu videoda bir ritim seçtiğinizde hangi varyasyondan açılmasını istiyorsanız nasıl kayıt edildiğini anlatmak istiyorum. İlk başta önemli olan globalde bir anahtar açık olması gerekiyor. Onu nasıl kontrol ederiz? Farklı modellerde biraz sayfalar değişik, farklı olabilir. Artık kendi cihazınıza bakarsınız. Ben örnek olarak PA4X'e gösteriyorum. Solda globala basıyorsunuz. General Control Lock sayfası sağ tarafta sekmede Style şu olması lazım ve önemli olan bu Style Element kilidi açık olması lazım. Bu açık değilse bütün ritimlerde hep aynı varyasyon kalır. En son kullandığınız ritimde başka bir ritme geçtiğinizde de aynı varyasyonla devam eder. Kilidimizi açtık. Ondan sonra ritmimizi seçiyoruz. Buradan örnek veriyorum. Ben bu ritmi varyasyon birden açılmasını istiyorum. Varyasyon 1'i seçiyorum. Ekrandan tırnağa basıyoruz. Sonra Write Current Style yazıyor. Ona bastığınızda o ritim için o varyasyon kayıt olmuş oluyor. Bazı modellerde mesela PA700, PA1000, PA4X sanırsam PA5X'te de vardı bu olay. Herhangi bir style banka tuşuna basılı bastıktan sonra yine böyle bir write yani kayıt camı penceresi geliyor. Aynı ekrandan demin yaptığımız gibi. Yani bu kısa yolu. Okey istiyorsunuz. Kayıt oluyor. Bu özellik olmayan klavyelerde Shift tuşuna basılı tuttuğunuzda basıyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir style banka tuşuna basıyorsunuz. Şimdi tabii iki bir elde olmuyor. Basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra aynı şekilde de ekrandan bu pencere geliyor. Ama en basiti yani buradan tırnaktan Write Current Style dediğinizde direkt o ritim üzerine kayıt ediyorsunuz. Bir özellik daha göstermek istiyorum. Bunu da birçok kişi bilmiyor. Mesela diyelim bu ritmi seçtim. Bu ritim varyasyon 1'de yürüyor. Mesela bu alttaki slow yazan ritim mesela varyasyon pardon break olarak ayarlıymış. Ben şimdi bu ritme çalarken stop yapmadan bu ritme geçmek istiyorum ama bu ritim break ile başlamasın. Atıyorum varyasyon 3 ile başlasın istiyorum. Ama kayıt olmasın. O nasıl oluyor? Bu ritim yürürken start diyoruz. Mesela buralarda ritim yok. Neyse bir start diyelim. Ondan sonra buna geçiyoruz. Mezur bitmeden ritmi geçiş yapıyoruz. Ritmi geçmeden istediğiniz varyasyona basıyorsunuz. Mesela şimdi 2'den başladı. Tekrar bir ritmi seçtiğimde göreceksiniz break atlayacak. Break atladı. Yani dediğim gibi ritim çalarken mezur bitmeden diğer geçmek istediğiniz ritme basıyorsunuz. Tabii dediğim gibi mezur bitmeden ritme geçmeden buradan istediğiniz varyasyona basıyorsunuz. Ondan sonra direkt o ikinci ritimde o varyasyona giriş yapıyor. Herkese kolay gelsin.